Nereye gidiyoruzdan merhaba. Bu hafta ofisteyiz ama Beyoğlu'na doğru bir yolculuk yapacağız. Niye Beyoğlu'na doğru bir yolculuk yapacağız? Buyurun Evet, Kübra Hanım. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için aslında 28 Mayıs'ta başladı, 12 Haziran'a dek devam edecek ve bugüne kadar yapılmış en kapsamlı organizasyon, çok kalabalık bir sanatçı kadrosuyla, farklı dallarda, müzik olsun, tiyatro olsun, sergi olsun. Çok hareketlendirdiğini düşünüyorum İstanbul'u. Yani bu bildiğimiz festivallerden biraz farklı sanırım. Kültür yolu birden fazla mekanda Evet. ve bir yeri canlandırmak üzerine. Evet, aslında zaten bilenler bilecektir. İstiklal Caddesi üzeri zaten farklı dönüşümleri de kendi içinde yapıyordu. Yani işte sinemalar dönüşüme uğradı, müze açıldı. Orada o gerçekten kültür yolu oluştu orada. Farklı galeriler de açıldı. Çok aktif sergiler de oldu. Bu pandemi sonrası için söylüyorum. Onunla beraber gelen bir yapılanma olduğu için zaten Galata Port açıldı. İstanbul Modern tekrar oraya Koca taşındı koca gemiler derken geliyor aynen bakalım. öyle. Yani orada zaten çok bir yapılanma vardı kültür sanata dair. Onunla beraber gelen tam da bu işte baharın sonu, yazın başı gibi tam o dönemi kapsayan çok kapsamlı bir festival yapılıyor şu sıralar. Ben de direkt içerisindeyim yani hem haberciliğine dair direkt içerisindeyim. Bir de tanık olduğumda şeyler var yani hem söyleşiler AKM Kütüphane'de özellikle ben AKM ayağındayım. Söyleşiler var, farklı sergiler, gençlere dönük sergiler de, genç sanatçılara yönelik sergiler var, konserler var, temsiller var. Daha önceden yapılmış ama tekrar mesela Sinan Operası 2 kere temsil vermişti AKM açıldığında 29 Ekim'de. Sonrasında vermedi, ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde tekrar verdi. Yine orada Amadeus sahnesi, işte Don Kişot Balesi var. Dolayısıyla hani hem o var olan o temsillerin tekrar işte Devlet Opera ve Balesi'nin işleri var. Yine orada açık hava sahnesi kuruldu. O açık hava sahnesinde de çok farklı sanatçılar ve hani bunları şöyle de izah etmek lazım. Sadece biletli değil, aynı zamanda biletli olmayan, halka açık, çok aktif bir, Ücretsiz. evet çok ritmik, çok renkli bir kültür sanat ortamı var. Yani Ben şehrin enerjisini bir şekilde hem aynen ve ne yükseltiyor hem kadar de şey. özlendiğini aslında. Yani bu pandemi döneminde hani biz televizyonculuk yaptığımızda şundan da yani evde kal videoları çektik biz. Yani evde kal sanatçılarla beraber videoları çektiğimiz dönemden bu döneme çok Çok büyük bir açık. coşkuyla tabii yani gerçekten onu da görüyorsunuz ve Hayat katılım sokağa sığar. Hayat gerçekten eve sığar evet hayat evin vardı. hayatın ne kadar sığdı bilmiyorum ama kültür sanat eve sığmadı bence o Evet. anlamda. Kültür sanat sokağa ait bir şey. O yüzden kültür yolu tam o yolda olmayı tam o işte her yere uğrayarak gitmeyi bana öyle bir çağrışımı yaptırıyor bilmiyorum. Bir de bizim kendi Beyoğlu rotalarımızı da Evet, gündeme onu getiriyor değil biraz mi? Nagihan Hoca'ya soralım. Hocam şimdi böyle yeni yerler şey yapıldı. Bazıları yenilendi, bazıları yepyeni işte değişik kültür sanat mekanları oluştu. Hani sizin de artık tescilli böyle Tescilli Beyoğlu şey sakin olduğunuz için, öğrenciliğin sürenin orada geçtiği için. Evet. Ya böyle hani her gittiğinizde böyle bir kıyas noktanız vardır. Şimdi nerede hani nerede o eski Beyoğlu Evet, filan nerede o eski demeyelim. gerçekten? Ya bu çok mutluyum ben de AKM'nin tekrar böyle bir canlılık Evet. kazanmasından dolayı. Çünkü işte 90'larda, 80'lerde ben oradayken yani tam bir böyle hani odak noktasıydı orası. Tekrardan canlanması çok Buluşma güzel. noktasıydı Kesinlikle. İstanbul'un. Yani ben çok kısa bir şekilde görebildim AKM'nin yeni halini ama yani o kadar fazla mekan var ki o kadar yani çok güzel yapılmış farklı Evet. katmanları var. Dediğiniz gibi işte açık hava şeyleri yapabilecek Evet. mekanlar var. Yani kesinlikle herkesin gidip tecrübe etmesi gerekiyor. Tabii oradan başlıyoruz. Sonra Beyoğlu'na girdiğimiz vakit halen daha aslında senelerdir bence işlevini yürüten çok sevdiğim Fransızlar. Fransız Kültür Merkezi var. Evet. Orada Kısa film günleri falan tabii oluyordu orada. halen daha devam ediyor. Yani kısa film işte cumartesi filmleri ben her seferinde böyle geçiyorum. Mutlaka bir şeyler oluyor orada. Yani ilk belki de hani kültür manasında hani aktif olan yer o ilk başında Fransız Kültür Merkezi aslında. İşte biraz ileriye gittiğimizde daha sonra açılan işte Akbank'ın Aksanat. Aksanat Merkezi var. Onunla alakalı da size bir şey soracağım. En son orada böyle dijital sanatla alakalı enteresan Evet. bir sergi vardı. Size Refik Anadolu soracağım yani. Benim için tabii okumayı seven bir insan için o kültür sanat yolunun, Beyoğlu'nun
önemli noktaları kitapçılardı. Evet. Şimdi herhalde bir kitap, Mephisto kaldı yani. Kitap evet, kafeler insan oluyor. İnsan kitap var galiba. İnsan kitap var. Evet, yani biraz daha tünele doğru gittiğinizde evet. Alman kitabevi. Yapı Kredi. Evet. Çok güçlü bir şekilde müdahale. Tabii ama hani Yapı Kredi hani özelliği olan bir kitapçı. Böyle tabii. Girdiğinizde her türlü kitabı bulabileceğiniz. Benim çok özlediğim orada Pandora. Bağımsız evet. Kitapçı. Ondan sonra Robinson ileride Crusoe Robinson Crusoe. Yani bilmiyorum tekrardan bu yani kitapçıların da bir şekilde canlanabileceği bir Homer ortam var olursa. Orada. Ya bu şöyle bir şey herhalde. Yani hani kültürün ne diyelim endeksinin değiştiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani işte herkes artık online platformlarda okuyorlar kitapları. Bilmiyorum hani kitap. Evet. Yani neyse bunu tartışması uzun halinde kitap okunuyor mu okunmuyor mu ama yani gözüm arıyor o kitapçıları açıkçası. Tabii orada tiyatro, Ferhan Şensoy'un tiyatrosu. Evet. Yani zaten Beyoğlu böyle bir kültür yoluydu yani zaten. Her zaman öyle. Tekrar tekrar yenileniyor. Kimlik değiştiriyor. Yani ilk olarak Beyoğlu'ndan giriyor Türkiye'ye. Hani kültür sanat dünyaya açılan kapısı. Hatta Galatasaray postanesini de yabancı yayınların geldiği yer olarak bir giriş noktası doğru. Kabul edersek evet. Çok köklü bir gelenek. Kültürün giriş noktası, kapısı. Evet. Bu sene neler giriyor? İşte bu Kültür Yolu, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde neler var? Yani yeni olarak böyle ilgimizi çekecek olan bahsettiniz gerçi de mesela dünyadan evet. Neleri takip edebiliriz? Şöyle tabii ki bu Türkiye'ye gelen sanatçılar oluyor bu kültür yolu. Tabii şunu da söyleyelim, Başkent Kültür Yolu da var. Hı-hı. Paralel zamanda, eş zamanlı açıldı bunlar. Hani bu kadar işte bürokrasinin olduğu bir kente kültür yolu üzerinden okunuyor olması ben çok orada işte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın orada olması hani müziğin biraz daha yoğun anlamında orada çünkü program biraz daha müzik üzerinden de gidiyor. Evet. Yine orada Cer Modern falan var ama. Hakikaten kim Ankara'ya gitse ya yani dönüşünde ya operaya gittim diyor ya tabii, konsere gittim orayı diyor. Böyle bir hava var hakikaten. Anlamında ben çok biz İstanbul'da güzel, gidemiyoruz. Güzel bir şey olarak gördüm. Beyoğlu Kültür Yolu özelinde de şunu söyleyebilirim. Hani yurt dışı temsilciler evet yani burada sahne alması önemli ama ben şu temanın çok daha egemen olduğunu gördüm bu Kültür Yolu Festivali'nin programına baktığımda. Evet var. Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği işler var ama yine orada işte Anadolu Ateşi Troya sahne alacak ilerleyen günlerde. Bunu şimdi daha çok Anadolu çünkü Hüsamettin Koçan'ın yapmış olduğu bir sergi de var. Onun da söyleşileri oldu. Aynı zamanda Gençler Yolda diye bir genç sanatçıların yapmış olduğu işleri de görebilecekler alanda, AKM alanında izleyiciler. Bu Anadolu'ya bizdeki var olan özün sanat ürünleri olarak çıkıyor olmasını ben çekici buldum aslında. Çünkü evet yurt dışından gelen sanatçılar burada ağırlanmaya da başladı. O artık o sınırlar da kalktı. Sadece şeyden söz etmiyorum yani konserden söz etmiyorum. Sanat yapıtlarına dair de. Çok önemli buluyorum elbette ki ama var olan o, bizde var olan o, mesela bir örnek vereyim. Refik Anadolu biliyoruz artık hani adı bu ülke sınırlarını çok çok aştı yani. O bize, İsmi üstünde Anadolu evet, olsun. Evet. Rumi rüyası diye bir şey tasarladı yapay zekayla ve o da bize dair. Yani evet bunu bir şekilde yine bir hani Rumi Dreams olarak sunuyor ama yine bizden bir şey olarak sunuyor ve ben bunu önemsiyorum. Yani oradaki dünyaya bir şey söyleme, yani Türkiye içerisinde de bir şey söylerken çünkü yabancı kişileri de buraya çağıran o sanatla ilgilenen insanları buraya çağıran bir platform aslında şu anda. Kültür Yolu Festivali sadece bize değil, aynı zamanda yurt dışı kaynaklı da bir hizmeti var bence. Turizm. Aynen öyle. Şey, o yüzden kültür. Bizim kendi kimliğimize dair çok doğru konumlanmış kültür sanat eserlerinin olması olarak özetleyebilirim aslında Kültür Yolu Festivali'ni. Ben öyle bir aslında şey gördüm. Yani benim ilk tepkim şeydi yani Refik Anadolu görünce yani halk Refik Anadolu'ya doyacak yani ilk evet. Bu çünkü ben pandemide hatırlıyorum. Yani hani dedik ya aç kaldık pandemide sanata. Falan, evet yani
siz de tecrübe etmişsiniz, evet. Ben de tecrübe ettim. Bir gidelim görelim dedik. Neymiş bu Refik Anadolu? Ama giremedik yani. Abi, öyle bir durum vardı. Refik Anadolu gelmeye, Refik Anadolu görmeye gelmiş vatandaş göremiyor. Aynen öyle. Vatandaş göremedi. Hep beraber göreceğiz inşallah. Yani ben tabii festivaller, festivallerin tarihinde geçen günlerde konuşmuştuk, geçtiğimiz günlerde. Festivaller ve sokak, böyle kültür, sanat ve toplumu bir araya getirdiği için, o sıcak atmosferi oluşturduğu için çok önemli bir şey. Bunun festival adı altında yapılıyor olması. Evet. Yani eşitleyen, demokratik, hani ne diyorsak adına, hani çok katılımcı diyelim. Birleştiği o safları sıklaştırıyor gibi de bir tarafta. Shakespeare'yan bir tarafı var mı hocam bu festivallerin? Evet, bütün festivallerin Shakespeare'yan bir tarafı var. Yani ben şeyleri, yani sunulan eserlerin nasıl bir yelpazede olduğunu çok yakından bakamadım ama yani işte halka açık olanları var, işte biraz fazla parayla gireceğiniz olan kısmı var. Çok farklı elementleri var yani bunun, unsurları. O yüzden yani böyle pek çok unsurun bir araya gelmesi tabii ki çok Shakespeare var bir şey. Efendim, asıl size soralım. Sizin Beyoğlu kültür haritanız ne? Ya benim bir Beyoğlu kültür haritam aslında 3 aşağı 5 yukarı böyle biraz benzer. Fransız Kültür Merkezi gene girişte karşılıyor. Evet. Daha sonraki yerler. Benim bana cazip gelen böyle biraz Pera'daki sergiler, arka taraf, Pera Müzesi'ndeki sergiler cazip geliyor. Doğru, biraz arka tarafta. Aksanat'ta şeyi izlemiştim, o çok güzeldi. Bu Gertrude Bell'in Letters from Bağdat, Bağdat'tan Mektuplar diye bir şeyin. Onun hatta yönetmeniyle birlikte izlemiştik. Aklımda kalan tortular böyle zamanla sınırlı değil. Tabii ki Mephisto. Ya Mephisto'nun şöyle bir şeyi vardı, daha doğrusu kitapçıların böyle 90'larda öğrenciyken, üniversite öğrencisiyken Lorena McKinnon falan çalardı. Evet. Hani en son ne çıktı? En son ne çıktı oradan şey yapılırdı. Yani aslında o sokak bir senfoni gibi böyle. Suriye İç Savaşı'nın ilk zamanlarındaki, o trajedinin ilk zamanlarında gelen Suriyeli sokak müzisyenleri şu anda bayağı İranlı var. Ben onlara denk geliyorum. Yani bayağı değişik. Daha sonra oradan taştılar, metrolarda yer almaya başladılar filan. Çok değişik şeyler var. Yani böyle kabına sığamıyor desem yeridir. Robinson Crusoe'u çok severdim. Şimdi saltın içinde hepimizin ortak yani girdiğimizde aslında öyle hani ufak ufak ortaya karışık gibi bir Beyoğlu kültür, Alman kültürü çok severdim. Oraya gidip Alman kültürün işte Goethe Enstitü'nün çalışmasını çok severdim. O keskiden hatırlamazsınız. Haşet bile vardı yani. Haşet vardı. Ondan sonra şeyde mesela tünel tarafında çok enteresan, şu anda kafe gibi işletiliyor zannediyorum. Böyle İstanbul'un herhalde benim bildiğim tek Musevi kitapçısı Cohen Hemşireler kitapçısı, iki kız kardeş herhalde şeyleri var. Çok değişik bir şey. Ama tabii bir yandan da hep şu Beyoğlu'nda şu şey vardı, pasajlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Tabii ki güzel yani böyle, evet hani ne bileyim Pera hani karşı demek olduğu için Pera'ya gittiğimizde elbette bir büyülenme olur ama hani Avrupa'ya böyle gidip geldikten sonra çok orta şeker bir yer aslında. Evet. Çok orta şeker bir yer böyle. Hani çok şey, çok büyüleyici değil aslında. Bunu görmenin de şu tarzı oluyor. Ya diyoruz ki ya böyle batı hani böyle büyük yaptık, işte onlara benzemeye çalıştık, biz de Nişantaşı çocuğuyuz dedik falan böyle. Ya en sonunda dedik ki yani biz hani çok da böyle yaptığımız şeyler böyle çok müthiş şeyler değil o anlamda. Taklit anlamında söylüyorum, benzeme anlamında söylüyorum. Ondan sonra biraz sanki koy verdik böyle. Dedik ki ya biraz rahat olalım, biraz kendimiz olalım. Yani bu kadar kasmayalım. Ya onlarla böyle yarışmak, onların kulvarında yarışmak çok da lüzumlu bir şey değil, kendimiz gibi olalım falan diye. Daha sonra tabii mimari facialarımızla ayrı ayrı noktalara geldik, o ayrı konu da. Hani daha iyisi mi olduk? Pek zannetmiyorum ama en azından ruhsal olarak biraz daha böyle kendimizi şey yaptık. Şuraya getireceğim, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali gibi şeylerde ki çeşitlilik, hani Özal zamanında böyle viski ve lahmacunla özetlenen o sentez karışım şeyi, abidik gubidik bir durum. Şimdi böyle biraz daha sıhhatli bir zemine doğru geliyor. İnsanlar özüne bakmaya daha fazla önem veriyorlar gibi geliyor. Belki bilmiyorum. Şöyle, sanatçılar
penceresinden baktığımda da şunu görüyorum. Pek çok sanatçıyla konuşma fırsatım oldu bu süreçte. Çok fazla bu arada kurumların da paydaş olduğu bir organizasyon şeması bu. Yani sadece işte sokaktaki o kültürel etkinliklerin aktivasyonundan bahsetmiyoruz. Paydaş kurumlar var, paydaş kişiler var. Ekonomi geliştiriyorlar. Kesinlikle yani, yani o boyutu da var işin. O yüzden o paydaş kurumların zaten Türkiye'deki o sanat üretimini destekleyen çok büyük Akbank olsun. Yine farklı farklı küçük ölçekli diyebileceğimiz galeriler olsun içine dahiller. Sanatçılar nezdinde baktığım zaman bu zamana kadar işte bu kadar röportajlar yaptığımda da gördüğüm şey oydu. Aslında herkes çok geç kalınmış bir şey olduğunu ifade ediyor. Yani bu çok daha önceden yapılabilecek bir şeydi diyorlar ve sanatçılar şundan çok memnunlar. Zaten Beyoğlu'nun o işte az önce söylediğiniz o çok renkli olan kısmının içine alması, işte bir tarafta Galata Mevlevihanesi'nin olması, işte musikiye dair, din musikisine dair de bir şey söylüyor olması. Ama bir tarafta da zaten Beyoğlu cazla bütünleşir. Hani caz müziğinin bir tarafta da oluyor olması gibi farklı sanat disiplinlerini de kucakladığı için oradaki o üretimi de çok birbirlerine o meçs etme hikayesi var. Ve bunlar ben Kültür Yolu Festivali'nde şunu gördüm, o hoşuma gidiyor. Mesela çok popüler müzik, hani benim çok bilmediğim isimler de var. Hani belki genç neslin çok çok iyi bildiği açık hava sahnesinde yer alıyor. Ama bir tarafta da işte Ahmet Özhanlar'ın konserleri falan var. Yani belli bir yaşın çok sevdiği, belli bir dönem insanının da sevdiği kişiler de var. Orayla orayı çok ayrı ayrı sahnelerde, ikisini bir araya da yapabilirdi, yapmamış, farklı konseptler oluşturmuş ve o çeşitliliği muhafaza etmiş bence. O anlamda ben doğru bir kültür sanat yelpazesi koyduğunu gördüm bu süreçte. Yani şey var, hani Galata Mevlevihanesi deyince böyle Şeyh Galip'in, değil evet. mi? Kara kitabın başında her renge boyan ama renk vermemeydi. Öyle bir şey vardı. Öyle bir epigraf vardı. Bu arada siz pasajlardan bahsedince aklıma şey geldi. Hani Beyoğlu'na çıkınca ne yapılır? İşte kültür sanatla ilgilenir ama aslında bu kültür sanatın bir ayağı da bence moda. Şundan dolayı yani hani insan alışveriş yapmaya da Beyoğlu'na çıkar hani kıyafet. Yani sokak modası. İşte o yüzden ona. Böyle bir ayağı evet. var mı bilmiyorum yani bu festivalin ama yani Terkos pasajı var, Aznavur çok pasajı doğru. var orada. Yani bunlar da kültürel birer kurum aslında zihnimizde. Evet. Onların da bir parçası olabileceği bir şey. Hani benim kendi çok Beyoğlu'na gittiğim dönem liseden itibaren başlar. Çünkü sanat okurken Beyoğlu o zaman da bizim gitmemiz, görmemiz, sergileri gezmemiz gereken Tabii. yerdi. Yani bize ödev olarak bu verilirdi Beyoğlu. Ve ben gittiğimde de hani sık sık pasajlara gittiğimi hatırlıyorum. O Terkos pasajını çok iyi hatırlarım o yüzden. Sokak modasının çok dinamik aktığı, çok farklı giyim tarzlarını gördüğümüz, bugün farklı bir çeşitliliğe doğru bence kaydı ama benim o işte ilk gençlik dönemlerime rastlar çok değişik şeylerin hani oradaydı, üretiliyordu moda evet. aslında. Yine müzik dediğiniz gibi orada daha farklı etnik müziklerin, dünya müziklerinin çalındığı bir cadde olduğunu hatırlıyorum mesela. Dolayısıyla hani o sizin söylediğiniz gibi o üretim orada hala devam ediyor. Ha bu Kültür Yolu içerisinde bu sokak modasına değinilmiş mi? Yok, orada bir şey yok ama bence belki güzel bir fikir. Evet, çok güzel sonrakinde. Bence. Güzel fikir yani, güzel ufuk açıcı bir fikir. Neler var? Başka Beyoğlu'nda neler var? Beyoğlu deyince aslında akla... Yani evet. bilmiyorum mesela hani Beyoğlu'nda işte bir sürü kiliseler var sonuç olarak. Dini müzik. Dini mi? Müzik falan. Evet. Onun belki hani kendine ait başka bir festivali. Pazar sabahları. Yani kendine ait bir festivali bile olabilir. Özel bir repertuarla. Ki onlar zaten hani bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde değil de diğer festivallerde, film festivallerinde, o evet. kukla festivallerinde falan. Onlar zaten hani şey olarak kullanılıyor. Mekan olarak kullanılıyor. Öyle ziyaret etmişliğimiz de var ama hani sırf bunun üzerine bile işte dini müzik üzerine bile burada bir festival düzenlenebilir. Ben öyle bir şey değil de İngiltere'de bir şeyde bir pazar sabahı kilise konserine denk gelmiştim. Bayağı verdiler bize, listeyi falan verdiler. Değişik böyle bir klasik müzik konseri vardı. Darım diye bir yerde öyle bir konsere gitmiştim. Yani burada zaten önemli olan bence sizin de dediğiniz gibi insanları tek hani dediğiniz yani hayat eve sığmaz. Sokağa çıkın, Beyoğlu'nu tekrardan keşfedin, Beyoğlu'nda böyle böyle yerler ya, var. Bir de bunun ben şu yönünün iyi olduğunu düşünüyorum. Yani işte ne vardı daha önce işte sokakta ne olur? Sokak gösterisi olur, sokakta trafik olur, işe gidenler olur, gelenler olur.
Ya o kadar stresli bir şeyle sokak özdeşleşiyor ki. Öyle. Sokak demek gerilim demek. Sokak demek insanların birbirleriyle atışması demek, kapışması demek falan. Şimdi sokakta artık bir şey oluyor. Yani böyle bir enerji veya negatif, pozitif anlamda bir dönüşüm oluyor. Bu da bence kıymetli. Ya sanatın ben hani bir sanatı sokakla bütünleştirmenin şöyle güzel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bunu ben sokak müziğinde de görüyorum. İnsanlara deneyimleme, yani bana göre sanat bir deneyim. İnsanlara deneyimleme fırsatı sunması. Ya çünkü o deneyimde memnun olacak mı, mutlu olacak mı? Çünkü aslında duyularla ilgili ya sanat. Yani onu duyumsamayla ilgili. Yoksa bize bir şey duygularla ilgili yani. Bana göre bir sanat yapıtını ben kendim bana ne hissettirdiğine dair bir empati kurabiliyorum. Bir sanat yapıtını ya seviyorum ya sevmiyorum. Sanki sokakta bu deneyimin en böyle canlı olduğu, başkalarıyla yer, beraber. Evet, ve birlikte kolektif yani olduğu bir şey yermiş gibi geliyor. Saf çok güzel. Hem şey olarak da binanın kendi yapısı da çok güzel. Hı-hı. En üst kata çıktığınızda kış bahçesinde oturabiliyorsunuz. Hatta geçenlerde bir organizasyon yapılmıştı. Bu da mesela deneyime çok açık bir şey. Hani baharı merhaba diyecekler ama bunu şöyle yapıyorlar. Bir kış bahçesi var Salt'ın. O kış bahçesinde bitkileri işte herkes bitki takası yapıyor ve orada bitki söyleşisi yapıldı mesela. Zaten çok enteresan. En son başka sergilere de gittiğimde Salt'ta hep ekoloji üzerine, yani buna doğru bir yönelim var belli Salt'ta. Evet, bir de tabii Meşher var orada. Yine Beyoğlu üzerinde. Meşher'in sergileri de çok pandemiden dolayı ara verdiler onlar da. Açıldılar, pandemi oldu falan. Ama şu anda da çok güzel sergiler var. Yapı Kredi Yayınları da bir bülten gelmişti. Onu da, ondan da bahsetmiş olalım. 6000. kitabını Cem Behar'ın sanırım o kitap, eskiden Cedide mi öyle bir şey, kadimden Cedide gibi bir kitap, hani müzik kitabı. Onu kutlamak için bir konser yapmışlar, yapıyorlarmış, yapacaklarmış. Evet. Böyle enteresan bir şey geldi. Değişik değişik yani artık, yani fikir. Sokak kısmı da biraz daha, hani sokağın dili şeyi konuştuk. Gerçekten hani bir konser salonuna gittiğimizde hani ayıp olmasın diye konserin sonuna kadar bekleriz. Aa, sokakta demokratik, evet. Ya bakıyorsun 2 dakika falan diye geçip gidilebiliyor veya kendini kaptırabiliyor. 2 dakika yetebiliyor bazen, evet. Veya kalıyor orada. Bir de hani bilmiyor ki yani, hani bilmiyoruz diyeyim ya, bilmiyor demeyeyim de hani öyle bilmiyorlar falan gibi bir olmasın. Bilmiyoruz yani, bir şeyle tanışmadan onun hakkında nasıl bir fikrimiz olacağını bilmiyoruz. Hani çok işte ne bileyim, cazı hiç dinlemediğimizi düşünelim. Cazın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Yani ismi de zaten cazmaz falan. Ama bir dinleyince bu da fena değilmiş, bu da şuna benziyormuş, bu da buna benziyormuş. Biraz o gibi. Cazın o cool bir tarafı var, bunu inkar etmiyorum tabii ki ama ben kendim etnik cazı çok seviyorum. Onun da o kendi rahatlığının o işte deneysel olması. Ben de bu etnik caza çok yani şeyim, ne diyeyim yani, hayranım yani. Normal bildiğimiz halk türkülerini etnik caz diye satıyorlar. Aslında dünya müziği. Dünya müziği tabii, yani. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Caz onu çok güzel, ama bu caz için güzel bir şey. Caz böyle etnik şeylere sahiplendikçe insanların da caz böyle de olabiliyormuş, böyle cazı dinleyeyim, sonra şöyle cazı da dinleyeyim deyip böyle yaklaştığı evet, evet. Bir şey yani oluyor. Ben mesela etnik caz dünya gruplarında, evet. Onun sokağa dair bir tarafı var. Mesela Neşet Ertaş caz mı yapıyor hocam? Yani Neşet cazın en iyisini yapıyor. Neşet Ertaş böyle bir şeydir, menbaadır. Ondan istediğinizi yaparsınız yani. Ondan her şey, ondan her şey mümkün yani. Öz itibariyle, öz varsa. Mesela ben şey diyorum arkadaşlara, diyorum yani böyle iletişimle alakalı, yani temel soru şudur diyorum. Yani bir metin yazabiliyor mu birisi? Yani iyi bir metin yazabiliyorsa onun üstüne her şey yapılır. Yani her uzaya bile gidilir iyi bir metinle yani. Ya müzikte de aynı şekilde bir duygu varsa, bir anlam varsa, bir söz varsa, o söz anlamlıysa onun üstüne istediğiniz kıyafeti giydirin. O evet. Söz anlamlıysa, kıymetliyse, işte Yunus Emre ise, başka şeylerse, işte Rumi diyoruz mesela, evet. İşte Mevlana. Yani Refik Anadolu'la Mevlana'nın ne alakası var? İlham veriyor. Evet. Ya o söz var, o söz kalbe giriyor, kalpten harekete geçiriyor. Farklı kapılar açılıyor. Bir de tabii sanatın farklı kolları çok böyle artık homojen, yani hepsi birbirine geçtiği için. Yani o metin mesela geçen Yapı Kredi'den, yine konuyu oraya getireceğim. Yapı Kredi'ye gittim, geziyorum. Çocuk kitaplığına uğradım. Çok seviyorum çok, onları, çocuk çok kitaplarını. Gün Olur Orhan Veli'nin çizimli şiir kitabını aldım. Benim de böyle çok sevdiğim bir şey şiir ve çizgi. Ve şunu öğrendim, kasaya geldim.
ne kadar güzel bir şey yapmışsınız, tebrik ediyorum falan deyince kasiyerdeki kadına şey dedi bana. Bu ilk kitabımız şiirle olan ve hani çocuk kitabı aslında. Evet. Şiirle ama bunun devamı gelecek dedi. Ben çok mutlu oldum. Ya yani devamı gelsin. Ben size şey söyleyeyim o zaman. Gerçi gene Beyoğlu'nda bir şey, Kültür Durağı ve Tüken Yayınları. Eşim de orada çocuk yayınları editörü evet. olduğu için onlardan söyleyeyim. Onlar da benzer şekilde Ziya Gökalp Alageyini yaptılar. Ne güzel. Birkaç tane daha proje var. Onları hani şey yapmak için söylemeyeyim ama çok hoşuma gitti. Şiir evet. ve çocuk kitabını bir araya getiriyorlar. Çok güzel bir fikir. Ve muhteşem. Yayından sonra size söylerim. Daha sonraki zamanlarda tamam, da. Çok, de, çok güzel projeler bir var. Bir de ben gerçekten. Şeyi seviyorum galiba. Bu Atatürk Kültür Merkezi bunu zaten yapıyor. Çocuklara yönelik çok fazla atölye çalışması var. Bu kültür yolunda da var. Ve o işte o genç arada kalan o lise dönemindeki kişilere de var. Şimdi hani onları böyle ciddiye alıp çocukları gerçekten onlara dair de bir şey üretiyor olmak çok yaygınlaştı ama biraz daha kültür sanattaki o yerini açtı gibi geliyor bana. Yani çocuk oyunları hep vardı, yani hep yok demiyorum, atölyeler hep vardı belki program olarak ama bu tarz festivale onları dahil etmek fikri. Yani sadece yetişkinler için değildir kültür sanat festivalleri, aynı zamanda çocuklar veya gençler içindir de fikri. Yani çünkü bir konser için bunu söylüyoruz ya, yani her yaştan insanın konser gidiyor ama farklı kültür sanat etkinliklerine çocukları dahil etme fikri ya da genç kesimi bana böyle çocuktan başlıyor zaten. Ya yani, o kesinlikle çok önemli. Müzeler bu konuda çok iyi bir yol açtılar. Evet. Müzeler çocuk programlarını kesinlikle. Çok geliştirdi. Bir tüketici demeyelim ona da şey sanat seven bir kitle oluştu, bir şey oluştu. Mesela işte bizimkiler şey David Hockney'in sergisine gitmişler Sabancı'da. Hala gidemedim. Ben de hala gidemedim. İki defa gitmişler. Ben hala gidemedim. Üçüncü defasında senle gideriz. İyi soru. Yani ben bilmiyorum. Kültür sanat üretiminin en böyle her şekilde kuşatıcı olduğu. 360 derece evet, böyle toplumu yani kapsıyor. Evet, kuşatıcı olduğu bir dönemdeyiz. Yani ve bunu da buna da üreten bir taraf da var. Yani, hani bunu üreten sanatçılar da var. Hani sadece bunun müzeler için hani belli sadece devlet değil. Aynı zamanda bireysel çabalar da var. O da çok bence motive edici bir şey. Ya önemseniyor. Bu hikaye anlatımından başladı. Evet. Yani orada çok ciddi anlamda bunun bir kültür üretme biçimini, çocukluktan ele almazsak bir şeyi çok geç kalınmış olacağına dair evet. kolektif bir bilinç oluştu. Dünyada da birçok aktivist hareketlerde, başka evet. kültür sanat şeyleri de hep çocuktan başlıyorlar artık. En hızlı yayın evlerinde en hızlı büyüyen alan çocuk yayınları evet. alanı erişilebilir. Estetik gelişiyor, çizerler gelişiyor, yazarlar gelişiyor. Başka şeyler, yetişkinlere yazan şeyler, çocuklara yönelik eserler vermeye başlıyorlar. Bunu sanırım biraz da şimdi şeylere, çocuklara yönelik müziğe doğru da yavaş yavaş hani böyle. Ha, bu kültür yolundan bahsederken Ankara ve İstanbul, ben bir de Anadolu için bir şey de söylemek istiyorum. Bu Anadolu'da da en son Mardin Biyaneli yapıldı. Hı hı. Şimdi normalde İstanbul Biyaneli vardı zaten ve hani bu aslında bana sanki şey gibi geliyor, kitap fuarlarıyla başlayan Anadolu'ya kültür sanatın kitap fuarlarıyla ilk benim aklıma o geliyor, kültür sanatın o gelişim sürecine bakıyorum Anadolu'da ve Anadolu'da da bireysel de var, müzelerin açılması, yani sadece işte müzeler İstanbul veya işte Ankara'da değil, aynı zamanda diğer Anadolu şehirlerinde de, Bayburt'ta mesela. Tabii hem Baksı var hem de hem şey var, var mesela diğer Etnografya Müzesi. Etnografya Müzesi var aynen ve Mardin Biyaneli en son ona tanık olduk. Yani farklı kendi coğrafyamızın içerisinde de Anadolu'ya bunu yayılıyor olması oradaki aslında yine o kültür sanat üretiminin ne kadar kendi kimliğine doğru, yani kendi coğrafyasının kimliğine doğru. Çünkü Mardin Biyaneli hem yapı olarak zaten atmosfer olarak çok ona müsaitti. Bu tarz belki de o kültür yolları Anadolu'ya da. Anadolu, kültür evet. yolu. Evet, aynen öyle. O demek ki böyle bir gidişat da görünüyor. Zaten öyle bir şey de zannediyorum programda var. Yani İstanbul, Ankara ve farklı kültür yolları farklı da. Farklı bir il daha duydum ben. Olacak. Bir il daha evet. duydum. Başka illerde olabilir. Büyüyecek, genişleyecek. Ya bir yani. De zaten hani şu mantık olarak şu. Herkes istiyorsa, devletin görevi de hani kültür götürmekse, görevlerinden birisi diyelim, kültür sanatı götürmekse niye yapmasın ki zaten? Yani mantık evet. mantık olarak buluşturacak. İşte bundan bir çıktı elde edecek. İşte evet. Halkı memnun edecek veya işte onun gelişimine katkı sağlayacak. Bence
güzel yani. Hani Beyoğlu'ndan başlamış olması da aslında bir, sanırım bir test ediliyor, bakılıyor hani nerede uç verecek, neresi başarılı olacak. Bir de geçen röportaj yaptığımızda teklifinde bulundu, teklifi etti Beşir Ayvazoğlu. Dedi ki keşke dedi bu divan yolunda da yapılsa, kültür divan yolu. Divan yolu, kültür yolu. Evet. Tarihi Yarımada'nın içinde. Onu önerdi. Evet, divan yolu. Güzel bir öneriydi bence. Çünkü hem o çok, orada da çok güzel bir aks var aslında. Hani, tabii. O güzel, gerçi orada çok fazla yayın evi vardı, artık o kadar yok oradaki üretim açısından, ama yine de o eskiden gelen o, zaten tarihi dokusunu tartışmayız, hı-hı, bence. Orayı tekrar canlandırmak açısından güzel bir teklifti bence. Bence Üsküdar'da da olsun yani. Yakışır yani. Niye olmasın ki? Yani Beyoğlu. Anadolu demişiz sonuçta. Üsküdar'da da olabilir. Tabii tabii. Yani bayağı kaptırırız. Yani Üsküdar'da da yayın evleri, yayın evlerinin yeni bir şeyi artık yeri yurdu. Dergah da mesela Üsküdar. Doğru değil mi? Oraya kaydı. Evet. Yavaş yavaş oraya kayıyor. Ama güzel yani, yani ben şehrin, evet, içinde bu tarz etkinlikler, bir de yaz geliyor, yavaş yavaş insanlar hep, tatile çıkmadan önce. Tartışıyoruz ya, yani bu çok tartışılan bir konu sanat eleştirmenleri tarafından, yani işte toplumla iç içe olan bir sanat hayali, daha birbirine temas eden, dokunan ve toplumu ancak hani eğer estetik bir şey oluşturmak istiyorsak, estetik bir kaygımız varsa bunun ancak böyle olabileceği. Tam da onu yaşıyoruz aslında bugün. O hasret kaldığımız şey. Yani evet, farklı sanat üretimlerinin, hani bu opera olabilir ki ben Sinan Operası'na gittim. Ve Sinan Operası'nda şunu deneyimledim. Yani gelen kişilere de baktım. Gerçekten onu yakalamış olduğunu gördüm. Yani o kesimlere de nüfus ettiğini, her kesime aslında nüfus ettiğini görünce o tablo hoşuma gitti diyeyim. Yani mekanla oluyor aslında, hani kültür sanat bir mekan meselesi. Mekan varsa kültür sanat üretimi kalıcı olabiliyor, sürdürülebilir olabiliyor. AKM bunun en önemli şeylerinden, evet, birisiydi. Önemli. Kale Grubu sponsorluğunda. Evet, Kale Grubu kesinlikle. Evet. O çok çok güzel kubbesini Kale Grubu'nun, evet, seramikleriyle olmuş. Söyleyelim ki hani böyle bir emek verenlere de ufak bir şeyimiz olsun. Evet. Hepimizin hatıraları var. Şehir canlanıyor yeniden. Aşağıya, evet, gemiler geliyor. Evet. İşte kruzlar geliyor ve onun getirdiği bir canlılık var. Yavaş yavaş işte bazı kötü şeyler, soylulaşma girişimleri diyelim, soylulaştırma girişimleri diyelim, o gentrification dedikleri şeylerle bir türbülansa giriyor şehirler zaman zaman. Sadece İstanbul değil, birçok yer giriyor, geçiş dönemlerine geçiyor. Geçiş dönemini yaşadıktan sonra da diyor ki dur ben bir türkü çığırayım diyor. Ben neydim diyor, neredeyim? Doğru. Müzikle sanki hafızayı bir çağırıyor. Nasıl? Hani böyle bir yerde oturup böyle bir şaman gibi bir şey söylüyor ve oradan gelen rezonansa göre daha sonra nasıl bir hayat kuracağını, belki nasıl bir gelecek kuracağını, kurmak istediğini kararlaştırıyor şehir belki. Böyle görüyorum. Ben Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde, Kültür Yolu etkinliklerinin de gerçekten hani yapanların, herkesin eline sağlık. Evet, sizler kesinlikle de ekranlara taşıyorsunuz. Evet, bizim de bir görevimiz o tabii. Evet. Beyoğlu'na gittik, stüdyodaydık, evet, ofisteydik ama bir şekilde Beyoğlu'na gittik. Gitmiş kadar olduk. Siz gerçi biraz Sırayı sonra gerçekten gideceksiniz. Gideceğim inşallah. Tamam. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Evet, beni daha fazla tutmayın. İşim, kültür işlerim var. Tamam. Bu haftalık bu kadar. Nereye gidiyoruz da Beyoğlu'na doğru, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne doğru bir yolculuk yaptık. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.